Değerli dostlarım, şimdi biz Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasını birinci dönem Türk dış politikası ve ikinci dönem Türk dış politikası olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şöyle ifade edeyim. Hocam, birinci dönem Türk dış politikası ne demek? İkinci dönem Türk dış politikası ne demek? En basit bir ifade ile söyleyecek olursak birinci dönem Türk dış politikası Lozan'dan kalan sorunların halledildiği politikadır. İkinci dönem Türk dış politikası ise Türk devletinin dış politikada aksiyon atılım dönemidir sevgili arkadaşlar. Peki Birinci dönem Türk dış politikasında neler var? Bakın birinci dönem Türk dış politikasında bir yabancı okullar meselesi var. İki nüfus mübadelesi var. Üç Irak sınırı Musul sorunu var. Dört dış borçlar meselesi var. İyi de hocam biz bunları Lozan'da halletmemiş miydik? Evet. Lozan'da halletmiştik. Lozan'da hallettik ama ilgili devletler ne yaptılar? Bunu daha sonradan karşımıza sorun olarak çıkardılar. Ha, işte birinci dönem Türk dış politikasında ne oldu? Bu sorunlar halledilmeye çalışıldı. İkinci dönem Türk dış politikasına baktığımız ise Türkiye'nin aksiyon atılım dönemidir sevgili kardeşler. Ne var burada? Bakın milletler cemiyetine giriş var. Türkiye'nin milletler cemiyetine girişi var. Balkan Antantı var. Möntro Boğazlar Sözleşmesi var. Sadabat Paktı var. Hatay'ın ana vatana katılması var. İşte biz şimdi bunları inceleyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Birinci dönem Türk dış politikası diyoruz. Şöyle başlığımızı şuradan atalım. Ne diyoruz? Birinci dönem Dış politika. Evet, politika. Hemen altına bir karizmatik bir çizgi çektik. Birinci konumuz nedir? Yabancı okullar meselesi sevgili arkadaşlar. Hemen yazdık. Bir, yabancı okullar sorunu. Yabancı okullar sorunu. Sorunu. Şimdi, hocam nedir bu yabancı okullar sorunu? Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin özellikle son döneminde, işte İngilizinden Fransızına kadar, Ermenisinden Yunanına kadar hepsini yapmışlar. Osmanlı'nın her bir tarafında okullar açmışlar ve özellikle açtıkları okullar daha doğrusu okulları açtıkları bölgeler hep kaşınmaya müsait bölgeler. Etnik olarak, mezhepsel olarak, dinsel olarak provokasyona açık bölgelerde ne yapmışlar? Gelmişler okullar kurmuşlar. Ve bu okullar vasıtasıyla ne yapmışlar? O bölgeleri karıştırmışlar. Bu okullarda ajan yetiştirmişler. Bu okullarda adı Hasan olan, Mehmet olan, Ali olan ama kendisi misyoner olan, kendisi ajan olan efendim insanlar yetiştirmişler. Peki Osmanlı devleti bu okullara bir şey yapamıyor muydu? Maalesef Osmanlı devletinin bu okulları arkadaşlar inceleyecek Denetim altına alacak siyasi gücü yoktu arkadaşlar ve bunlar istedikleri yerde istedikleri okul açıyorlar hiç kimseye hesap vermiyorlar oranın altını üstüne getiriyorlar bu okullar vasıtasıyla ve biz Lozan'da dedik ki arkadaş bu yabancı okullar kaldırılacak ha. Bu yabancı okullar ya Türk Milli Eğitimine tabi olacaklar ya da tamamen arkadaş okullarına alıp gidecekler. Şimdi, tabi bu okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması en fazla kimi rahatsız etti? En fazla Fransa'yı rahatsız etti. Niçin Fransa'yı rahatsız etti? Çünkü değerli dostlarım Osmanlı devletinde daha doğrusu Anadolu coğrafyasında yeni Türkiye devletinde en fazla okula sahip olanlar Fransızlardır. Onun için bu yabancı okulların Türk milli eğitimine bağlanması en fazla Fransızları rahatsız etmiştir. Ve Fransızlar hani tabiri caizse burada bir kıllık çıkartıyorlar. Diyorlar ki arkadaş biz bu okullarımızı Türk milli eğitimine bağlatmayız. Vallahi sen bağlatsan da bağlatmasan da Lozan'da biz bu meseleyi zaten halletmişiz. Lozan'da yabancı okullar meselesi Türkiye'nin istediği şekilde halledilmiş ve bu görüşmeler sonrasında da gene yabancı okullar meselesi Türkiye'nin istediği şekilde sonuçlanıyor. Yani bu okullar Türk milli eğitimine bağlanıyor. Bazı dersler Türkçe olacak. Bazı derslere Türk öğretmenler girecek. Yani Türkiye yabancı okullar meselesinde istediğini aldı.